Merhabalar, ben Reha Özcan. Rahmetli babam kitap okuma hevesini ilk yakaladığım zamanlarda heyecanıma sevinmiş. Ama çaresiz bir sevinçle bana şunları söylemişti. Biz insanoğlu denize düşen bir süngeriz sadece. Çekebildiğimiz kadar su çekeriz. Denizi bitirme şansımız yoktur ama su yaşama sevincimiz olur her zaman. İki şey çok önemli derdi. İyi bir eş ve iyi bir iş. Eğer bunları bulursan ve korursan zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın. Buna da mutluluk derler. Fakat bunların ikisi de seni sürekli yenilenme ve gelişmeye ve öğrenmeye iten özgürlük alanlarıdır derdi. Tutabilirsen taze, mutluluğun resmini çizdin demektir abidin. Teşekkür ederim. Okumayı sevdiğim kadar okuduklarımı birilerine anlatmayı da severdim. İnsanları bunaltırdım, sıkılırlardı. Öyle olduğu zaman sıkılmayan insanları da bulurdum, onlara anlatırdım. 16 yaşındaydım. 12 Eylül'ün o kasvetli karanlığında kendinize ideal olarak seçtiğiniz işe ulaşmak o kadar kolay değildi. Kendinizi ifade edecek işi bulmak çok zordu. Yani işim olan oyunculuğa ulaşmak için, tanışmak için başka mesleklerle de tanıştım. Pazarcılık yaptım, pazarlamacılık, işte garsonluk, hatta kamyon muavinliği yaptım. Son seferimde bizim kaptan Celal Gün'ü sorularımla ve muhabbetimle öyle bunaltmıştım ki onun gönlünü alabilmek için ya usta dedim boş ver dedim hiç değilse ben burada yanındayım ne güzel işte gidiyoruz uğurlu geldim ne lastik patladı ne de cam patladı dedim. 100 kilometre içinde önce lastik sonra da ön cam patlayınca beni kovdu. Ve o zamanlar çok para kazanılan bir iş değildi oyunculuk zira oyunculuk sadece tiyatro demekti. Olsun, ne olacak? Yaşasın. Çok param olmayacaktı ama en azından babamın bana öğrettiği ilk şeye kavuşacaktım. Yani mutlu olacağım bir iş. Bizim işimiz çok basit bir şeye dayanıyor. Biriktirip boşaltma döngüsüne. Aslında bütün işler üç aşağı böyledir. Yeni coğrafyalar, yeni iklimler, yeni yüzler aramak zordur. Fakat çok kıymetlidir. Demek istediğim, işini seven ve oyunu en az sizin kadar ciddiye alan oyun arkadaşları bulmaya gayret edin. Ve bu arayışta ön yargılarınızdan lütfen sıyrılın. Hayatı boyunca bambaşka bir alanda uzmanlık yapmak zorunda, eğitim almak zorunda kalan biri, kendi yaşam tecrübeleriyle beraber sizin alanınıza girdiğinde inanılmaz bir katalizöre dönüşebilir. Oyun ciddi bir iştir. Şeyi düşünsenize, yani böyle kendi kendine bloklarla oynayan bir çocuğu düşünün. Ondan nasıl haz aldığını, bazıları haz almaz, onlarla ilgilenmiyoruz. Nasıl kaybolur? Kendini tamamen oraya kaptırır, tak 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 yapar. İçinizde çocuk sahibi olan var mı? Malumunuz olduğu üzere bu zaman zaman çok iyiye işaret değildir. Ama bir gün, gerçekten bir gün, her birimiz... Hepiniz istisnasız oyunun ciddiye alınmayacak, neredeyse gereksiz bir şey olduğuna inandırılırız. Kurallar ve kurallar girer hayatımıza. Okul dersler, statü kaygısı, askerlik, bir meslek sahibi olmak, çoluk çocuk. Ve yavaş yavaş o oyuncu karakterimizle vedalaşırız. Meslek olarak oyunu seçenlerimiz için bile bu böyle. Profesyonel bilgisayar oyuncularından tutun, sporculardan tutun, bizim gibi sahneye çıkıp orada nefes alıp veren insanlara kadar herkes. Oyunun mesleğiniz haline gelmesi bir ayrıcalıktır. Ben konservatuardan mezun olduğumun ertesi günü devlet tiyatrosuna atanan şanslı nesildenim. İçinizden bazı oh ne güzel, ya böyle yat aşağı diye olabilirsiniz. Ama sanıyorum çoğunuzdan yaşça büyüğümdür.
Ama bugün bazen dönüyorum, bakıyorum da keşke diyorum ya. Keşke öğrendiklerimin birçoğunu, öğretilenlerin birçoğunu bir unutabilseydim. Keşke. Ve her şeyi, bütün o ekolleri, bütün dinamikleri, bütün disiplinleri, kendi çabamla, deneye yanıla, kendi nefesimi, kendi sesimi, kendi duruşumu keşke çok daha önce yapabilseydim. Ancak bu şekilde yaptığımız zaman, bu süreci kendiniz yönettiğiniz zaman gerçekten nasıl bir oyuncu olduğunuzu anlayabiliyorsunuz çünkü. Tabii iş olarak tiyatroyu kendine meslek olarak seçmiş biri olarak bu lüksü nankörlük edip küçümsemeyeceğim. 35 sene neredeyse devlet tiyatrolarında bir asker disipliniyle çalıştım. Ve oradaki oyun deneyleri benim yaşama çok büyük şeyler kattı. Aşırı miktarda oyun oynadım ama. Herhalde devlet tiyatrosunun en çok oynayan oyuncularından biriyim. 60'ın üzerinde oyun oynadım. Eğer işini seven bir oyuncuysan ve her şeye rağmen işini yapmaya devam ediyor biliyorsan, yöneticiler tarafından yetenekleriniz falan hiç önemli değil. Siz sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak görülürsünüz. Çok sevdiğim ama söylerken içimi acıtan bir şey var. Sen işi bırakmadın. İş seni terk etti. Oyun işiniz olduğunda bir mühendis ya da bilim insanı gibi her gün aynı disiplinle öğrenmeye devam etmek zorundasınız. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bilim insanı dedim. Bunu da yeni öğrendim, bilim adamı demedim. Öğreniyoruz işte ama hoşuma gitti, güzelmiş. Şeyler vardır ya, video oyunlarında ilerledikçe yeni karakterler, ek görevler falan girer, haritalar falan. İşte tiyatro da bu böyledir, farklı bir şey değildir. Sizi sürprizleriyle şaşırtmaya hazırdır tiyatro ama birinci level'da takılıp da ben oynamıyorum derseniz işte o zaman siz oyunu değil, oyun sizi terk eder ve sonsuza kadar bir daha asla gelmez. Geçenlerde bu konuşmaya hazırlanırken Oya'yla yeni bir şey keşfettim. O söyledi, ben bilmiyordum. Tabii benim için yeni de sizin için yeni olmayabilir. Her öğrencinin en sevdiği ders var ya, istatistik. İşte onu alanlar varsa aranızda onlar anlar. Sıfır toplamlı oyun. Bakın ben bunu bilmiyordum. Bazı oyunlarda biri kazanmak, diğeri ise kaybetmek zorundaymış. Yalnızca iki rol var. Bir ve eksi bir. İkisinin toplamı sıfır. Ben bunu anlayamıyorum çünkü beni ürkütüyor böyle bir düşünce. Biz tiyatroda hep çoğaltmaya odaklandığımız için ilk duyduğumda hiçbir anlam veremedim. Neden iki taraf da kazanamıyor ya da berabere bitmiyor? Ama sonra fark ettim. Çoğu zaman biz hayata hep böyle yaklaşmıyor muyuz? Bildiğimiz, oynadığımız, keyif aldığımız ne varsa, hatta ilişkilerimizde bile skora, ödüle, kupaya, sıfata, İlle de ama ille de bir sonuca bağlanmıyor mu? Ya beraber işte, yenişemedik. Hadi niye illa penaltılara gidiyor anlamıyorum ki. Oyunun kendisinden keyif almayı biz ne zaman ve nerede kaybettik? Niye kaybettik? Bakın, 2002 yılında Antalya'da yaşıyordum. Tatile'ye götürdü beni abim. Tatilleyi biliyor, o kadar da yapmayın, jenerasyon farkı yoktur. Tatille diye bir yer vardı. Orada 5 boyutlu bir film seyrettim. Hani şimdi bir sürü AVM'de var, hani dönüp bakmadığımız o teknoloji var ya, o zamanlar çok yeniydi. Bugün gibi aklımda bakın. Önce bir odaya giriyorsunuz, size ne olacağını anlatıyorlar, neler yapmanız gerektiğini anlatıyorlar. Sonra cart diye başka bir kapı açılıyor. Oradan içeri giriyorsunuz, böyle koltuklar var, üçerli, altılı koltuklar var. Geçiyorsunuz,
oturmuyorsunuz, biniyorsunuz resmen. Sonra emniyet kemerini takıyorsunuz. Emniyet kemerini açarsanız bir anda oyun sona eriyor. İnanılmaz bir şey. Hareket ediyor koltuklar, su geliyor, koku geliyor, rüzgar geliyor. Tüm duyularınızla filmin içindesin. Bu benim hayatımın en büyük seyriydi. Bize konservatuarda tiyatro teorisi derslerinde öğretilen bir şey vardı. Çok güzel bir şey. Katarsis. Katarsis. Çok güzel değil mi? Meğerse bu kadarmış işte. Bizi abarttılar. Ya oyunun sizi içine alması, sarıp sarmalaması. Şimdi ve burada o anda olmak hep beraber. Ancak böyle sahnede, perdede her ne oluyorsa tüm hücrelerinde hissedebilirsin bunu. Başka türlü değil. Eğer oyunsa derdiniz, bundan daha değerli bir şey yok. Şimdi film neydi hatırlamıyorum bile yani. Bir aksiyon filmiydi herhalde. Bir şelaleden aşağı çıkıyorsun, uçurumdan aşağı böyle atlıyorsun, balonla yukarılara çıkıyorsun falan. Çok da önemli bir film değildi ama çok etkiledi. Yani bizim sanatçı arkadaşların burun kıvırıp hiç beğenmeyecekleri türden bir aksiyon filmi. Ama mesele o değildi. Mesele şuydu. Oyun dediğimiz şey zaten kenar süsleri olmadan da gerçek bir heyecana dönüşebilir, değil mi? Çok basit bir şeyden müthiş bir oyun alanı yaratabiliriz kendimize. Ondan sonra da mucizevi bir an beklersiniz. Bir ses, bir nefes, bir damla gözyaşı. Bir susuş belki. İşte bugün bile adını hatırlamadığım o filmde ben öyle bir heyecan yaşamıştım. Edebiyatta şimdi burada tamamen ayrıldık. Hepsi gitti. Ben o gün kendimi o saçma sapan maceranın içinde bulunca dedim ki bir yaşayan bir de ölü tiyatro. Eğer bilim ve teknolojinin ürettiklerini sahne üzerine çıkartamıyorsak bu medeni insanlara biz ne verebiliriz? Bunun üzerine birçok eğitime katıldım, workshoplara katıldım, dans atölyelerine katıldım, kuklalar, seminerler, festivaller ama işe yaradı. Bu çok büyük bir keşif benim için. Ve nihayet o beş boyutlu filmden yararlanarak teknolojinin tüm nimetlerini beslediğimiz o oyun sahnelendi. Topor parti. Sanat deyince aklınıza gelebilecek bütün ekoller vardı içinde. Ölü tiyatroyu orada haşat etmiştik Antalya'da devlet tiyatrosunda oynarken. Bence muhteşem bir oyun çıkartmıştık ama oyunu premier yaptık. Bir hafta boyunca 30 kişi vardı 400 kişilik salonda. Onların yarısı da oyunun yarısında salonu terk ediyordu. Sonra oyun Ankara Festivali'ne, Adana Festivali'ne, İstanbul Festivali'ne, Romanya'ya gitti, Bükreş'te oynadık. Sonra Fransa'ya gittik, Kartişehir'de oynadık. Bir sürü yerde oynadık, bir sürü ödüller aldık, çok mutluyduk. Antalya'ya geri döndük, yine 30 kişi. Kader oyunuymuş. Ama her şeye rağmen bu oynama biçimi bana yepyeni kocaman bir dünya açmıştı. Ben de umuda tutunarak... Ve herkesin ya deli misin oğlum manyak mısın bu devirde özel tiyatro mu olur demesine rağmen kendime bir özel tiyatro açtım. Düşe kalka bazen kavga ederek ama genellikle hep iyiliğe doğru gidebilmek için bir sürü insan biriktirmişim çevremde. Hani babam demişti ya hayatta mutlu olmak istiyorsan iki şeyden emin ol iyi bir iş ve iyi bir eş. Eşten yana çok şanslıyım sanırım. Fakat... Babamın sadece hayat arkadaşından bahsetmediğini zamanla anladım. Mutluluğun resmini çizebilmek, şarkısını söyleyebilmek, şiirini okumak kolay bir iş değil. Bunun için çok iyi oyun arkadaşları biriktirmeniz gerekiyor. Tek başınıza yaptığınız sadece o oyuna giden bir antrenmandır. Happy topu. Bu arada sadece yalnızca rekabetten bahsetmiyorum. Evet, teoride rekabet iyi bir şeydir benim için de öyle ama pratik farklı. Yani beni üç band bilardo oynarken ya da bir konsol oyununda karşımda olmadan burada seyrettiğiniz için şanslı hissediyorum kendimi. Ama ben bunlara mesai harcamasaydım muhtemelen sahnede hatta insan ilişkilerinde iyi bir oyun arkadaşı olamazdım. Biz bugün burada
Oyun arkadaşlarımızla yaptığımız şeye kısaca iyiliğe kaçmak diyoruz. Yani böyle deyince de saçma sapan bir tarikat gibi görünmesin. İyiliğe kaçalım, yıllar önce hani o şehrin yarısının gelip de yarısında çıktığı oyun Topol Parti'de oyunun yönetmeni Mehmet Ulusoy'un bize miras bıraktığı ve oyun boyunca her oyundan önce yaptığımız ve bugün de benim tiyatromda oyuna çıkmadan önce bütün arkadaşlarla toplanıp söylediğimiz laf. İyiliğe kaçmak. Buradan Mehmet Ulusoy'un ruhu şad olsun diyorum. Ben çok şanslı bir oyuncuyum. Çok değerli yönetmenler, çok değerli oyuncularla tanıştım. Çok yol kat ettim ama yorulmadım. Mesleğimin tüm disiplinleriyle tanıştım. Bir sürü ödül aldım. Doğrudur, fakat en büyük ödül oyunu söylettikten sonra babamın gelip omzuma dokunup aferin oğlum demesiydi. Babamı 2016'da kaybettim. Kazanmak ve kaybetmek kavramlarından sıyrılıp yenisi için yola düşmeye hep hazırım. Sahneye çıkıp çıkmayacağını bilmediğim bir metinle boğuşmak, hiç dilini, dinini, ırkını bilmediğim bir oyuncu koçuyla yepyeni bir maceraya hazırlanmak, ne bileyim, yepyeni şeyler, yepyeni insanlar, yepyeni oyuncularla başka bir festivalde karşılaşmak ve oynadıktan sonra gece yatıp onları düşünüp ben ne yapıyorum deyip gece yarısı kalkıp deneyler yapmak, jestini, mimiğini değiştirmek, ses tonunla oynamak. Bunların hepsi çok büyük keşifler benim için. Hala keşfediyorum. Kısacası kendinden, tüm o ödüllerden, takdirden, kurallardan kurtulup her gün yeniden iyiliğe kaçmayı çok seviyorum. Burada bugün gülümseyenleriniz oldu, sıkılanlarınız saatine bakanlar oldu, öfleyip püfleyenler oldu. Ama önemli değil. Şu anda, şu kadarcık zaman diliminde, 18 dakika geçmişim, oyun arkadaşım oldunuz. Ve buna istinaden hepinize teşekkür ediyorum. Madem böyle bir bağ kurduk, samimiyetinize istinaden bir son sözle cümlelerimi bitirmek istiyorum. Her birimiz buradan çıktıktan sonra oyunu nasıl oynamak istiyorsak öyle oynayalım. Fakat kaybedenlerin sürekli kaybetmediği, kazananların sürekli kazanmadığı bir dünya için hep beraber, her gün, hep birlikte, hep iyiliğe kaçalım. Hep. Teşekkürler.